Herkese merhaba, ben Derya. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma yeni geldiyseniz, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir aksilik çıkmadığı sürece düzenli olarak her hafta parfüm videoları yayınlamaya çalışıyorum. Eğer bildirimlerinizi açarsanız onları da kaçırmadan izlemiş olursunuz. Bir önceki videomda sonbahar kadın designer parfüm önerilerinde bulunmaya çalışmıştım. Bugünkü videomda ise sonbahar kadın niş parfüm önerilerinde bulunmaya çalışacağım. Öncelikli olarak anlatacağım parfümler niş parfümler olduğu için fiyatlı parfümler olduğunu hatırlatmak istiyorum. Elimde 10 tane parfüm var. O zaman hazırsanız başlayalım. İlk parfümüm Parfüm Semali markasına ait Deline Exclusive. Deline parfümünden çokça bahsetmiştim bir sürü videomda. Artık onu bir daha videolarımda göstermiyorum zaten. Oldukça bıktınız biliyorum. Bu parfümden ise hiç bahsetmedim galiba. Sadece bir videomda var. O da Deline ve Deline Exclusive'nin arasındaki farklardan bahsettiğim ilk videolarımdan bir tanesiydi. Peki nasıl bir parfüm Deline Exclusive? Ben Deline'yi daha çok ilkbaharda ve yazın kullanmayı seviyorum. Havalar soğumaya başlayınca yani sonbaharda hatta kışın Deline Exclusive benim kurtarıcılarımdan bir tanesi oluyor. Genel beğeniye oldukça uygun bir parfüm. Eğer sadece designer parfüm kullanıyorsanız, nişlere yeni geçtiyseniz ve burnunuz nişlere çok alışkın değilse geçiş aşamasında tercih edeceğiniz parfümlerden bir tanesi aynı zamanda. Bir gül parfümü aynı Deline gibi ama Deline'da gülü çok daha canlı hissediyordunuz. Burada hissettiğiniz gül daha tozlu bir gül. Peki başka neler hissediyorsunuz? Açılışını meyvelerle yapıyor. Aslında ferah yapıyor. Bergamotu hissediyorsunuz, armutu hissediyorsunuz. Liçinin verdiği gene ferah ama tatlı da bir hava var. Sonra gül yerleşiyor. Gül bayağı yoğun. Birazcık oud var, birazcık tütsü var. Ama oud, tütsü o kadar az hissediliyor ki bu parfümde. Onun dışında alt notalarında vanilya. Vanilya gene gülle birlikte zaten başrole oturuyor. Vanilya parfümü tatlandırıyor, yumuşatıyor aynı zamanda. Amberin bir sıcaklığı var gene. Odunsu notaları da hissediyorsunuz. Tatlı bir parfüm. Ekşimsi hava hiç yok. Deline'da ekşimsi bir hava vardı ki rubarptan yani ışkın bitkisinden geliyordu. Fakat bu parfümde ekşi bir hava hissetmiyorsunuz. Çok boğucu bir tatlılığı mı var? Bence ferah bir tatlılığı var. Çünkü o meyveler de ona ferah bir tatlılık katmış gibi hissediyorum. Çok güzel kullanabilirsiniz sonbaharda. Kalıcılığı bayağı iyi. Herhalde bir 11-12 saat civarında kalıyor. Yayılımı çok güzel. Kendini bayağı hissettiriyor. Odayı dolduruyor. İltifat alan bir parfüm. Çoğu kişi çok beğeniyor bu parfümü. Eğer gül parfümlerini çok sevmiyorsanız mesafeli olabilirsiniz. Çoğunluk bu parfüme güllü lokum diyor. O tarz bir hava hissediyor. O tarz bir hava da hissedebilirsiniz. Mutlaka bir deneyin derim. Bakın derim. Kör alış yapmayın asla. Ama gül seviyorsanız bu parfüme bayılırsınız. İkinci parfüm ise genel beğeniye oldukça uygun olduğunu düşündüğüm bir parfüm. Yves Saint Laurent markasının niş segmentinde yer alan Supreme Bouquet. Ben bu parfümü 4 sene önce keşfetmiştim. Ve satın alır almaz şişesini bu kadar hızlı bitirdiğim bir parfüm olmadı galiba. Çünkü kullandığım zaman etrafımdakiler bayılıyordu ve ben her gün kendimi kullanırken buluyordum. Şişesini bitirdikten sonra da bir süre ara verdim. Şu an elimde sadece ufak bir dekanta var. Arkadaşımdan almıştım ama kokladıkça özlediğimi fark ettim. Mutlaka yeniden alacağım. Neler hissettiriyor? Nasıl bir parfüm? Kremsi, modern bir çiçek buketi. Eğer böyle tatlımsı, sıcak çiçekleri seviyorsanız mutlaka bakmalısınız bence. Neler var? Açılışı, bergamot. Ferah açılıyor aslında biraz. Biraz pembe biber hissediyorsunuz. Sonra çiçekler devreye girmeye başlıyor. Bolca yoğun bir sümbül teber hissediyorsunuz. Ylang ylang hissediyorsunuz ki gayet çekici hale geliyor parfüm. Yasemin hissediyorsunuz. Altta bolca amber var. Amber çok güzel ısıtmış parfümü. Misk hissediyorsunuz. Odunsu notaların varlığı. Özellikle patchouli hissediyorsunuz. Ben buradayım diyen bir parfüm. Kalıcılığı 9-10 saat civarında. Yayılımı da gayet güzel. Sanki 25 yaş üzerine daha çok yakışıyor. Bu arada Memo Marfa'yı anlatmıştım daha önce. Memo Marfa sanki bu parfümü biraz andırıyor. Bu parfümü biraz daha yoğun hali gibi. Gerçekten çekici. Kolay kolay beğenmeyeni çıkmayacaktır bence. Genel beğeniye çok çok uygun bir parfüm. Mutlaka deneyin derim. Sonbahara da kesinlikle çok yakışıyor. Sıradaki parfüm ise Profumo markasına ait Confetto.
Profumum Roma markası bir İtalyan niş parfüm markası aslında. Çok yüksek oranda esansları var. %40 civarında. O yüzden çok kalıcılar. Yayılımları da gayet iyi. Çok kaliteli bir niş parfüm evi diyebilirim. Ben Confetto'yu kokladığım anda aklıma başka bir parfüm geldi. Christian Dior'un Hypnotic Poison parfümü, EDTS, o meşhur olanı. Acaba onu mu taklit etmiş dedim ama çıkış yıllarına bakınca şaşırdım. Çünkü Confetto'nun çıkış yılı 96, Hypnotic Poison'ın çıkış yılı ise 98. Aslında Dior Confetto'yu almış, süslemiş, püslemiş, daha gösterişli hale getirmiş, daha tatlandırmış ve Hypnotic Poison'ı ortaya çıkarmış. Güzel de bir şişeye koymuş ve ciddi satış rakamlarına ulaşmış. Peki bu parfüm nasıl bir parfüm? Çok daha pürüzsüz, rafine, çok daha dengeli. Özellikle tatlılığı çok daha dengeli. Vanilya var içerisinde, badem var içerisinde. Fakat Hypnotic Poison'da vanilya çok daha ön plandayken badem daha geriden geliyordu. Bu parfümde bademi daha fazla hissediyorsunuz. Onun haricinde yine anasonu hissediyorsunuz. O anasondan belki rahatsız olabilirsiniz. Çünkü Hypnotic Poison kullananlardan veya deneyenlerden de biliyorum. Anasonu hissedip rahatsız olanlar vardı. Burada da anasonun varlığı gene var. Burada da rahatsız olabilirsiniz eğer sevmiyorsanız o varlığı. Onun haricinde amberin sıcaklığını hissediyorsunuz, miski hissediyorsunuz. Benim çok keyif aldığım bir parfüm oldu. Çok feminen, gayet çekici bir parfüm. Sonbahara çok çok yakışıyor. Kışın çok fazla tercih etmiyorum. Sonbaharda tercih ediyorum. O hani karda, o soğuklarda daha da yoğun parfümlere geçiyorum ben. Ama sonbahar tam mevsimi. Kalıcılığı 10-12 saat civarında, yayılımı da gayet güzel kendini hissettiriyor. 25 yaş üzerine daha çok yakışacaktır. Hani geceye daha güzel gidecektir. Özel bir davete daha güzel gidecektir. Ama istediğiniz her zaman da kullanabilirsiniz. Bazı sınırlar koymak artık bana saçma gelmeye başladı. Canım ne zaman nerede isterse o parfümü kullanıyorum. Sıradaki parfüm ise Christian Dior markasının niş segmentinde yer alan bir parfümü, Ambre Nuit. Bir amber yorumu. Eğer yoğun amber yorumlarını sevmiyorsanız, size fazla geliyorsa, ağır geliyorsa bu parfümü deneyebilirsiniz. Çünkü kışlık amber yorumlarına göre birazcık daha ben bu parfümü hafif, daha kullanılabilir buluyorum. Amber ve Türk gülü başrollerde. Açılışını nasıl yapıyor? Aslında açılışını narenciye ile yapıyor. Çok keskin değil. Bergamot ve greyfurt hissiyatı var ama böyle hani keskin, burnunuzu aşırı yakmıyor. Hafif tatlımsı diyebilirim. Sonra Türk gülü kendini göstermeye başlıyor. Pembe biber var. Pembe biber sevmiyorsanız biraz genziniz yanabilir. Çünkü pembe biber bayağı yoğun burada. Altta zaten amberi hissediyorsunuz. Bolca amber var. Yumuşacık ama. Gerçekten yumuşacık yapmış bu parfümü. Ve odunsu notaları hissediyorsunuz. 8 saat civarında kalıyor benim tenimde. Yayılımı aşırı kuvvetli değil ama kendini de hissettirecek kadar böyle yumuşak yayılıyor. O yüzden ben bunu sonbahara daha çok yakıştırıyorum. Çok daha kuvvetli olsaydı, birazcık daha yoğun olsaydı kışın çok daha güzel olabilirdi. Bu arada kışın da kullanıyorum ama sonbaharın daha mevsimi olduğuna inanıyorum. Özellikle sonbaharda havalar hani soğuklaşmaya başlıyor. Üzerimize ufak ufak kazakları giymeye başlıyoruz ya. İşte o zamanlar benim için tam zamanı. 25 yaş üzerine ben daha çok yakıştırıyorum. Akşam. Kesinlikle akşam kullanılmalı ya da gündüz çok soğuksa gene kullanabilirsiniz. Ama gerçekten keyif alacağınız bir parfüm. Sıradaki parfüm de gene genel beğeniye oldukça uygun olduğunu düşündüğüm, designer kategoriden niş kategoriye yeni yeni geçiş yapıyorsanız güvenle kullanabileceğiniz bir parfüm. Maison Francis Curjan Gentle Fluidity Gold. Bu parfümün bana anımsattığı bazı parfümler var. Montel Intense Cafe ile Mansere Roses Vanille anımsıyorum. Birebir aynı değiller ama sanki o çizgideler, o havadalar. Yani o parfümleri seviyorsanız bu parfümü de sevebilir misiniz gibi geliyor bana. Neler var içerisinde? Tatlı bir parfüm ama çok yoğun değil. Vanilya oldukça baskın bir vanilya parfümü.
Gerçekten güzel bir parfüm. Vanilya ile birlikte amberi hissediyorsunuz gene. O amberin de bir sıcaklığı var. Miski hissediyorsunuz. Odunsu notalar, çok hafif de baharatlar var. Şimdi Montan Intense Cafe bana biraz yoğun gelen bir parfüm. Daha çok erkekler tercih ediyor zaten. Onda hani vanilya, gül kombinasyonu, kahve kombinasyonu var hatta. Marcel Roses Vanille de aynı şekilde vanilya, gül. Bunda hani gül kahve yok belki ama o havayı hissettiren bir parfüm. Vanilyanın kullanımından dolayı. Gerçekten keyif alıyorum ben. Yayılımı güzel, 1-2 kol mesafesinde kendini hissettiriyor. Benim tenimde 8 saat civarında kalıyor. Montel Intense Cafe'ye göre daha yumuşak, daha kullanılabilir buluyorum. Daha hani burnumu tırmalamıyor. Intense Cafe daha ağır gelebiliyor çünkü bana. Eğer hafif tatlımsı bu tarz parfümleri seviyorsanız mutlaka bir göz atın. Sıradaki parfüm ise Kilian markasına ait Woman in Gold. Ben de böyle refil yeniden doldurulabilir bir şişe şeklinde var. Bu şekilde daha ucuz oluyordu. Bu yüzden böyle aldım. Bir de kan şişesine kendim dolduruyorum. Nasıl bir parfüm? Benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. Yazın hatta sıkmamak için kendimi zor tuttum. Çünkü bir vanilya parfümü, hatta tonkayı da hissediyorsunuz. Yaza ağır kaçar diye sonbaharı bekledim. Şu anda tam zamanı bence. Nasıl? Açılışı narenciyeli. Narenciyelerle bir açılış yapıyor. Orta notalarında çiçekler var ama böyle çiçekleri ben tek tek seçemiyorum. Belki gülü biraz hissediyorum. Ondan sonra alt notalarında kremsi bir, tatlı bir vanilya var. Tonkayı gene hissediyorsunuz. Odunsu notaların varlığı var. Böyle gurmant bir parfüm mü? Hani iştahınızı kabartan. Çok böyle aşırı gurmant gelmiyor bana. Hafif bir gurmant gibi. Çünkü vanilya parfümleri genelde bilirsiniz çok yoğun tatlı olur. Baya böyle yoğun kendini hissettirir. Benim çok sevdiğim Serge of Lira'yı defalarca anlatmışımdır size. Böyle vanilyası yoğun bir parfümdür. Mesela onun kadar bir yoğunluk kesinlikle yok. Ağır bir parfüm değil asla. Hatta ağır parfümleri sevmeyen, çok çok hafif parfümleri seven arkadaşlarım bu parfümü hafif buluyorlar. Tam sonbahara yakıştırıyorum o yüzden. Tatlılığı da çok kıvamında. O narenciye notaları vanilyayı birazcık daha sanki ferahlaştırmış, çok keyifli bir hale getirmiş. Benim tenimde bir 8-9 saat civarında kalıyor. Yayılımı aşırı kuvvetli değil belki ama yine de 1-2 kol mesafesinde kendini hissettiriyor. Benim çekici bulduğum, hoşuma giden parfümlerden. Hatta bu parfümü 22-23 yaş sonrasında kullanabilirsiniz. Aşırı ağır olmadığından dolayı. Hani belki 20'li yaşların başındakiler gece tercih edebilirler ama onun haricinde gündüz ben mesela özel bir yere giderken de kullanırım ama hani işe giderken şık bir kıyafet giyindiysem gene tercih edebilirim. Benim çok hoşuma giden parfümlerin başında yer alıyor. Sıradaki parfümüm ise Paris Monte Carlo markasına ait Ylang Ylang Nozibi. Öncelikle biraz markadan bahsetmek istiyorum size. Bu marka 2011 yılında Monaco'da kurulmuş olan bir marka. Oldukça kaliteli işleri var. Hatta bu serideki ham maddeler, esanslar Madagaskar'daki Nozibi adasından getirtiliyor. Çok güzel çalışmaları var. Ben ne zaman keşfetmiştim bu markayı? Galiba 2 sene önceydi. Yurt dışına gitmiştim. Orada bir mağaza görmüştüm. O mağazada da sadece niş parfümler satılıyordu. Oldukça böyle kaliteli markalara yer veriliyordu. Ve orada Pacinino Zibi'yi görmüştüm. Sadece o vardı bu markadan. Çünkü en çok tutulan, en çok sevilen parfümlerinden biriymiş. Ve içeride de gene böyle benim gibi parfüm düşkünü, parfüm delisi birkaç kişi vardı. Pacinino Zibi üzerine konuşuyorlardı. Ondan satın almışlardı. O zamanlar ben niş parfümleri kullansam da hani bir sürü niş parfümüm olsa da henüz burnum daha böyle her şeye alışkın değildi. Ben daha böyle yumuşak şeyler kullanıyordum. Daha böyle hafif, daha hani geçiş aşamasındaki şeyleri tercih ediyordum. Pacinino Zibi bayağı böyle burnuma sert gelmişti o sırada. Ve ben zamanla burnumu birçok notaya, birçok farklı kompozisyona alıştırır hale geldim. Ve bu sene bu markaya ben
denk geldiğimde Türkiye'de başladım denemeye tek tek hepsini. Ve paçın nozibi gerçekten 2 sene sonra denediğimde çok çok keyif aldım ve farklı buldum. Fakat onu birazcık daha ben maskülen buluyorum. Onu da mutlaka izleyin. Erkek videosuna koyacağım onu. Peki kadınlar ne kullanabilir? Kadınların bu markadan hoşuna giden ne çıkar diye soracak olursanız ilk göz ağrım kesinlikle Ylang Ylang Nozibi. Benim için aşırı feminen, çekici, hoş ve egzotik bir parfüm. Herkesin çekicisi, seksisi farklıdır ya. Benim için gerçekten hani hoş olan parfümlerden bir tanesi. Çünkü Ylang Ylang notasını ben çok seviyorum ve çekici buluyorum. Ylang Ylang ile birlikte bir de vanilya birleşince muazzam oluyor. Peki neler var? Açılışını ferah narenciyelerle yapıyor. Biraz kakule hissediyorsunuz. Buram buram Ylang Ylang kendini hissettiriyor. Sonra çiçekler hissedilmeye başlıyor Ylang Ylang çiçeğine ek olarak. Neler hissediyorsunuz? Yasemin'i hissediyorsunuz. Portakal çiçeğini hissediyorsunuz. Altta kremsi bir vanilya var. Onun haricinde böyle reçinemsi, balzamikte bir hava var ve odunsu notalar. Ben bunu denediğim andan itibaren vuruldum. Hala her kokladığımda çok hoşuma gidiyor. Böyle tenime sıktığım zaman üzerimi sürekli koklamak istediğim, tenimi sürekli koklamak istediğim parfümlerden bir tanesi. Benim tenimde 9-10 saat kalıyor. Yayılımı aşırı kuvvetli değil ama kendini hissettiriyor. Belki bir kol mesafesi diyebilirim. Mutlaka deneyin eğer Ylang Ylang çiçeğini ve vanilyayı seviyorsanız. Ylang Ylang bazılarına ilacımsı bir hava veriyor ve hoşuna gitmiyor. Onu da mutlaka göz önünde bulundurun. Ben Ylang Ylang notasını çok sevenlerdenim. Ben en çok hangi döneme yakıştırıyorum? Yazdan sonbahara geçiş, yani bu Eylül dönemi, Eylül, Ekim başı gibi çok hoşuma gidiyor. İlkbaharda da gene, ilkbahardan yaza geçerken seviyorum ama bu sene özellikle benim favorilerimden bir tanesi oldu. Kaç yaş sonrası kullanabilir? Bence 24-25 yaş üzerine daha çok yakışacaktır. Ben bunu böyle çok özel günlerde kullanmak isterdim galiba. Böyle hani birisi size sarıldığı zaman kokusunu içine çeker ya, işte o koku sanki böyle öyle kokmak istiyorum. Anlatabildim mi bilmiyorum ama gerçekten çok güzel bir parfüm. Sıradaki parfümün Mancera markasına ait Gold Incense. Adındaki incense tütsü anlamına geliyor. Siz adından hareketle tütsülü, dumansı bir parfüm arıyorsanız hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Çünkü içindeki tütsü hissiyatı adındaki kadar kuvvetli değil bence. Hafif bir tütsü hissiyatı var. Daha çok çiçeksi bir gurmand diyebilirim ben bu parfüm için. Benim hoşuma giden, çekici bulduğum bir parfüm aslında. Vanilyanın da başrolde olduğu tütsülenmiş çiçekleri hissediyorum. Açılışını nasıl yapıyor? Açılışında böyle ferah bir mandalina hissediyorsunuz. Ferah, tatlımsı bir mandalina. Kahve hissediyorsunuz ama kahve çok çabuk sahneyi terk ediyor. Biraz pembe biber var. Onun haricinde tütsü hissiyatı. Orta notalarda ortaya çıkan o çiçekleri sanki tütsülemişsiniz çok hafif şekilde. Bol yasemin var içerisinde. Yasemin bayağı kendini hissettiriyor. Gülü hissediyorsunuz. Biraz menekşe hissediyorsunuz. Altta zaten çok güzel bir Mancera vanilyası çıkıyor. Ben Mancera markasının vanilyalarını çok çok seviyorum. Çok pürüzsüz, çok güzel vanilya esansları var bence. Onun haricinde vanilyaya eşlik eden benzoin. O da böyle bir tatlılık ve reçinemsi bir hava katıyor. Miski hissediyorsunuz, patchouli hissediyorsunuz. Çok ağır, yoğun tatlılığı olan bir parfüm mü? Bence çok yoğun ağırlığı yok. Çiçeksi bir gurmand. Çiçekleri çok güzel gurmand havaya da dönüştürmüş bir parfüm. Tende kaldıkça kremsi, hafif pudramsı, çok çekici tatlılığı olan bir parfüme dönüşüyor. Teninizde bayağı uzun süre kalıyor. 11-12 belki daha uzun kalıyor. İlk 1-2 saat kendini 1-2 kol mesafesinde hissettiriyor ama ondan sonra tene yaklaşmaya başlıyor. 5-6 saat sonra tamamen ten parfümüne dönüşüyor. Ama siz 11-12 saatin sonunda da gene teninizde hani burnunuzu dayadığınız zaman hissedebiliyorsunuz. Oldukça feminen bir parfüm. Yine seks olarak geçse de ben kadınlara daha çok yakıştırıyorum. 25-26 yaş üzerine daha çok yakışacaktır. Ben bunu daha çok gece tercih ederim galiba. Ama böyle hani bazı özel günlerde de elimin gittiği parfümlerden biri olacak. Çok çok keyif aldım.
Sıradaki parfüm ise Nişane markasına ait Ani parfümü. Nişane bir Türk niş parfüm evi. Hatta bu parfüm de geçen sene 2019'da çıkan ve ödül alan parfümlerden de bir tanesi. Çok beğenilen parfümlerden bir tanesi. İçinde çok fazla nota var. Çok pürüzsüz, çok rafine bir parfüm olduğunu ben söylemek istiyorum öncelikle size. Gurman tarafa da, hani o iştahımızı kabartan parfümlerin tarafına da doğru kayan bir yapısı var aslında. Çok nota var. Açılışını özellikle baharatlı yapıyor ki narenciyeleri de hissediyorsunuz. Bergamotu hissediyorsunuz, pembe biberi hissediyorsunuz, zencefilin varlığı bayağı var. Ondan sonra siyah üzümü hissediyorsunuz. Kakule devreye giriyor. Alttan vanilya, zaten bir vanilya parfümü. Vanilyayı çok yoğun hissediyorsunuz. Vanilya ile birlikte gene sandal ağacı eşlik ediyor. Amber var, misk var, patchouli var, benzoin var. Gerçekten üst nota, orta nota, alt nota, hani böyle gözlemleyip her bir aşamasını ve nasıl farklılaştığını izleyebileceğiniz bir parfüm. Benim çok çok hoşuma giden, özellikle sonbaharda o soğuklarla birlikte kullanmaktan keyif aldığım bir parfüm. Kalıcılığı çok iyi. Yani 9-10 saat civarında yayılımı da bayağı kendini hissettiriyor. Hani bir odayı doldurmuyor belki ama 1-2 kol mesafesinde kendisini bayağı hissettiriyor. Tatlılığı, biraz tatlılığı var. Aslında unisex çizgide. Fakat bu içindeki tatlılıktan dolayı daha çok kadınlar tercih ediyor galiba. Ama erkeklerin de biliyorum kullandığını. Bence erkeklere de çok yakışacaktır. Mutlaka bir deneyin derim. Nişanenin aynı zamanda Nişantaşı'nda da bir yerleri var. Orada da gidip deneyebilirsiniz eğer İstanbul'daysanız. Çok keyif aldığım, sonbaharda da bolca kullanacağım parfümlerin başında yer alıyor. Son parfüm ise çok bilinmeyen bir markadan Manos Gerekiniz Immortal. Bir Yunan markası ve bu parfümün başrolünde Immortal, yani ölmez çiçek, altı not var. Hemen göstereyim size. Evde bir tane vardı çünkü. Bunu galiba 2 hafta önce Kuzguncuk'a gittiğimde almıştım. Her yer ölmez çiçek doluydu. Nasıl bir kokusu var ondan da bahsedeyim. Bu çiçeği genelde çiçeklerle çok arası olmayanlar karıştırıyor. Mimoza ile çok karıştırıyor ama çok farklı bir kokusu var. Onunla karıştırmayın. Çok fazla samimi arkadaşım eve geldiği zaman bunu mimoza sandığı için söylemek istedim. Nasıl kokuyor? Böyle bal, çay, saman ve papatyanın da izlerini taşıyan bitkisel bir kokusu var aslında baktığınız zaman. Bunun kokusunu seven de çok, sevmeyen de çok. Peki, ölmez çiçeğin yanında bu parfümün içerisinde neler var? Bolca tarçın var, karanfil var, esmer şeker var. Onun haricinde sütü hissediyorsunuz. Ve böyle nasıl bir parfüme dönüşüyor? Gurmand yemek isteyeceğiniz bir parfüme dönüşüyor. Özellikle kokladığım andan itibaren ben nereye gittim? Lotus Biscoff diye esmer bisküvi mi dersiniz, kurabiye mi dersiniz artık? Direkt onların kokusuna ışınlandım. Direkt onlardan kokuyor. Ben zaten bir fotoğrafını da koyacağım. Yeğenleriniz vardır belki, hatırlarsınız. Onda da biliyorsunuz tarçın, karanfil, o karamelize şeker havası çok güzel kokar ya. Bir de çok da lezzetlidir hatta. Onun kokusunu inanılmaz hissediyorum. Çok tatlı mı? Bence tatlı ama boğmuyor. Yani boğucu ve yorucu değil. İçindeki o patchouli ve sandal ağacı kullanımından da kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Benim tenimde 8 saat civarında kalıyor. Yayılımı aşırı yüksek değil ama bir kol mesafesi. Gerçekten keyif aldığım bir parfüm. 22-23 yaş sonrası çok rahat kullanabilir bence. Bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben de gene size sormuş olayım. Sizin sonbahara yakıştırdığınız ve kullandığınız niş parfümler hangileri? Bir de bugün bahsetmiş olduğum parfümleri daha önce denediniz mi? Kullanıyor musunuz? Bu parfümler hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.